Merhabalar, ben diyetisyen Berna Danacı. Bugün sizlerle stres ve beslenme yaklaşımı üzerine konuşmak istiyorum. Gerek uzun sınav maratonları, gerek iş hayatı, gerek özel hayatımız derken pek çok stres kaynağı var aslında. Ama aynı zamanda yanlış beslenme yaklaşımları da stres yaratabilir vücudumuzda. Peki bunun için neler yapabiliriz? Nasıl bir beslenme metodu izleyebiliriz? Birlikte konuşalım. Öncelikle vücudunuzdaki bazı vitamin mineral eksikliklerinin de depresyonu tetikleyebilir. Dediğini unutmayın. Çünkü B12 eksikliği, D vitamini eksikliği, beraberinde magnezyum eksikliği, C vitamini eksikliği gibi vitamin ve minerallerin eksikliği stres katsayınızı arttırır. Magnezyum özellikle duygu durumumuzu etkileyen bir mineraldir. Muz, avokado, aynı zamanda kabak çekirdeği gibi pek çok besinde yer alır. Magnezyum eksikliğimiz olduğunda stresimiz daha da artar. Bununla beraber C vitamini ve B grubu vitaminlerinin düşüklüğü de stres katsayımızı arttırır. Yani biz yeterli sebze meyve tüketmiyorsak, tam tahıllı kompleks karbonhidratları almıyorsak, yeterince B6 vitamini almıyorsak örneğin depresyona daha yatkınız, stresimiz daha yüksek. Bir diğer nokta B12 vitamini. B12 vitamini genelde hayvansal kaynaklı besinlerde bulunan bir vitamin. Yani kırmızı et, tavuk, balık gibi besinlerden aldığımız bir vitamin. Bu da hem beynin daha sağlıklı çalışabilmesi için hem de stresimizi kontrol altında tutmak için önemli. Bu nedenle haftada en az 2 kere de et tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla beraber sabah yumurtalarımız, haftada 2 kere balığımız, kuru baklagillerimiz de mutlaka olacak. Peki stresimizi baskılamak için başka neler yapabiliriz diye soracak olursanız doğru probiyotik kaynaklarını tüketebilirsiniz. Çünkü probiyotikler aynı zamanda bizim duygu durumumuzu da etkiliyorlar. Nedir peki bu probiyotikler? Probiyotikler bağırsaklarımızda yaşayan canlı bakteriler. Bize dost bakteriler ve bunlar bağırsak floramızı sağlıklı hale getirdiklerinde depresyon riskimiz de azalıyor. Peki bunları arttırmak için neler yapabiliriz? Yoğurt, kefir gibi fermente süt ürünlerini tükettiğimiz zaman probiyotik seviyemiz de artıyor. Böylece duygu durumumuz da iyileşiyor. Bir diğer çalışma bize şunu söylüyor. Diyor ki D vitamini düşük insanlar depresyona daha yakınlar. Peki ne yapacağız bunun için biz? Bir kere düzenli olarak kontrollerimizi gerçekleştireceğiz. D vitamini seviyemizi ölçeceğiz. Gerekli durumlarda takviye alacağız. Ama temel olarak ilk yapacağımız şey güneş ışığından günlük 15-20 dakika kadar yararlanmak. Yani duygu durumumuzu kontrol altına tutmak istiyorsak mutlaka D vitaminine de ihtiyacımız var. Aynı zamanda mutluluk hormonumuza verdiğimiz isim serotonin. Peki serotonini arttırmak için ne yapıyoruz? Hem serotonini hem de kaliteli uyku uyumamızı sağlayan melatonin hormonunu arttırmak için triptofana ihtiyacım var. Triptofan amino asidi genellikle tabii ki protein kaynaklı, yoğurt, süt, et grubu besinlerde bulunan bir amino asit. Aynı zamanda tam tahıllı ürünlerde de bulunuyor. Yani genel çerçevede süt, yoğurt gibi hem protein kaynağı, hem probiyotik kaynağı, hem triptofan kaynağı besinleri mutlaka tüketiyorum. Peki sağlıklı bir beyin için olmazsa olmaz başka ne var? Omega 3. Omega 3 vücudumuzda üretilmeyen, dışarıdan alınması elzem olan bir doymamış yağ asididir. Özellikle beynin sağlıklı çalışması için mutlaka omega 3'e ihtiyacım var. Serotonin seviyemizi arttıran omega 3'ü balık, semizotu, keten tohumu gibi besinlerden karşılayabiliriz. Aynı zamanda dengeli bir ruh hali için öncelikle kan şekerinizin dengede olması lazım. Yani bizim mutluluk hormonumuzu arttırsın diye tükettiğimiz o şekerli çikolatalar, şekerlemeler aslında öncelikle bizi mutlu ediyor gibi görünüyor ama sonrasında daha bozuk bir ruh haline sebep oluyor. Bu nedenle de bizim kan şekerimizi dengede tutmamız stresimizi aslında dengede tutacak. Peki ne yapacağız bunun için? Kompleks karbonhidratları tüketeceğiz. Kompleks karbonhidratlar nelerdir? Yulaf, tam tahıllı ekmekler, bulgur gibi besinler hayatımızda daha sık olacak. Ama işte çikolata, tatlı, şekerlemeler, kekler bunlar da hayatımızda daha minimal olacak. Peki ben şekeri azaltayım derken tatlandırıcı arttırıyorsam o zaman ne olacak? Tatlandırıcılar da aslında uzun vadeli tatlandırıcı tüketimi gene stres katsayımızı arttırıyor. Bu nedenle sadece bitkisel tatlandırıcıları kullanabiliriz ama onun dışında ticari ürünlere eklenmiş tatlandırıcıları lütfen kullanmayın.
Aynı zamanda bizi depresyondan, stresten aslında kurtaran temel şey su. Günlük su tüketiminize mutlaka dikkat etmeniz lazım. Kilogram başına 30-35 mililitre su tüketimi oldukça önemli. Bu hem dokulara doğru besinlerin taşınmasını, toksinlerin atılmasını sağlayan bir transporter gibi düşünebilirsiniz. Bir diğer noktada aşırı kahve, çay, alkol tüketiminden kaçınmak. Bir kere aşırı kafein tüketimi hem diüretik hem de taşikardik bir etkisi olabilir. Bu nedenle riskli. Alkol hem duygu durumunuzu etkileyecek uzun vadeli tüketiminde hem de aynı zamanda vitamin mineral kayıplarına sebep olacak. Bu nedenle yeterli sıvı alımını aslında ihtiyacımız olan temel sıvı kaynağımız olan sudan, geri kalanını ise yeterli miktarda bitki çayı, açık çay gibi besinlerden karşılayabiliriz. Yani genel olarak yapmamız gereken temel şey yeterli ve dengeli beslenmek. Düzenli kahvaltı yapmak, protein alımına özen göstermek, kaliteli yağ kaynaklarını tercih etmek, doğru karbonhidrat kaynaklarını, kompleks karbonhidrat kaynaklarını tercih etmek, basit karbonhidrat dediğimiz şekerlemelerden uzak durmak, likit kalorilerden, tatlandırıcı eklenmiş içeceklerden uzak durmak, güneş ışığından faydalanmak, aynı zamanda da triptofan içerikli, aynı zamanda probiyotik içerikli besinleri hayatımıza dahil etmek ve düzenli uyumak, düzenli öğün yapmak. Hem mental hem de bedensel sağlığınız için sağlıklı yaşayın, sağlıklı beslenin, ruhunuza ve bedeninize iyi bakın.